Alaattin Aktaş, Ağustos enflasyonu Temmuz'la yarışacak gibi. Hafta sonu bir arkadaşımla buluştum. Konu döndü dolaştı ekonomiye ve fiyat artışlarına geldi. Arkadaşım, zamlar konusunda bizzat yaşadığı bir örneği aktardı, bak, tam bir ay önce Temmuz'un ortasında İzmir'e gittim. Evden aç diye taksi 65 lira tuttu. Otobüse de 400 lira verdim. Neredeyse tam bir ay sonra bu ayın 11'inde de Ankara'ya döndüm. Otobüse bu sefer 569 lira ödedim. Giderken de gelirken de tekli koltuktaydım. Aşti'den eve ise taksiye bir ay sonra tam 115 lira ödedim. Taksinin dönüş güzergahı farklı olduğu için belki çok ödeme yapmam gerekti ama yine de ciddi bir artış yaşandığı ortada. Temmuz ortasında taksi artı otobüs 465 lira, Ağustos ortasında taksi artı otobüs 684 lira. Artış oranı tam %47. Aylar birbiriyle yarışıyor. Fiyat etiketi değiştirmekten çalışmaya vakit bulamadığını söyleyenler haklı mı ne? Hani bir dönem bazı Güney Amerika ülkeleri yaşamıştı ya, sanki şimdi de bizim başımıza geldi. Alışverişini sabah yaptın, yaptın, akşam iş dönüşüne bırakırsan daha zamlı almak zorundasın. Fiyatların adeta sabahtan akşama artıyor olması haliyle talebi yukarı çeken bir etki de doğuruyor vatandaş sürekli kullandığı ve bozulmayacak ne varsa gücü yettiğince alıp stoklama eğilimi içine girmiş durumda. Bu da fiyat artışlarını tetikleyen bir başka etken. Tam bir kısır döngü. Fiyatlar hem maliyetler yönüyle gerçekten artıyor, hem birileri döviz ve akaryakıt'taki artışları bahane ediyor. Diğer taraftan vatandaş zamlardan olabildiğince az etkilenmek için stoklu tüketime yöneliyor yetmiyor, mevduat faizinin aşağı inmesi için çeşitli yollarla çaba gösteriliyor. Siz bu yolları aba altından sopa gibi de okuyabilirsiniz. Bankalar, faizi diğer bankalarda aşağı çektiği, dolayısıyla mevduat toplamada pek rekabet yaşamadıkları için bundan gayet memnun. Sonra düşük mevduat faizi başarı gibi görülüp bununla övünülüyor, sonuçta TL tasarruf eden cezalandırılıyor vatandaş adeta tüketime ve TL dışındaki araçlara itiliyor. Diğer yandan da rasyonel politikalara dönüldüğü yolunda söylemler. Bakmayın o söylemlere, kafalar fena halde karışık. %58 hayal mi oldu? Ağustos ayında da Temmuz'daki gibi bir oran görebilir miyiz? Doğrusu hiç şaşırtıcı olmaz bu ayda Temmuz'daki gibi %9,49 artış olduğunu varsayalım, bu durumda 8 aylık tüfe artışı %44'e dayanacak ve yıl sonunun %58'lik tahmini için 4 ayın toplamına yalnızca %10'luk bir marj kalacak. Dolayısıyla bu gidişle Merkez Bankası'nın yıl sonu için %58 olarak tahmin ettiği ve piyasaların pek gerçekçi bulduğu oran şimdiden hayal olmuş gibi görünüyor. Mevcut durumda son 5 aydaki artış toplam %20,5'te tutulabilirse yıllık %58'de kalınacak. %20,5 son 5 aydaki aylık ortalama artışın %3,8'de kalmasıyla mümkün. İyi de Ağustos öyle bir ilerliyor ki aylık %3,8 anlamını yitirdi. Ağustos Temmuz'la yarışmaya başladı. Daha şunun şurasında 4 gün önce 10 Ağustos'ta bu köşede %5'lik bir artışı öpüp başımıza koymamız gerektiğini belirtmiştim. Çünkü gidişat %5'lik bir oranda kalmanın çok zor olacağına işaret ediyordu. Nitekim zamlar öylesine hızlandı ki bu kadar kısa sürede artık %5 gibi bir oran tümüyle hayal oldu. Akaryakıt zammı devam ediyor. 10 Ağustos'tan sonra motorine 1 lira 80 kuruşluk bir zam daha geldi. Bugün yani 14 Ağustos'ta geçerli olan fiyatlar ay sonuna kadar hiç değişmezse ay ortalaması bazında Temmuz'a göre motorin %28, benzin %18, LPG %27 zam görmüş olacak. Bu oranları akaryakıtta bildiğimiz son ağırlıklara uyguladığımızda Ağustos enflasyonuna doğrudan etki 1.20 puan. Yansımalardan söz etmiyorum, bu doğrudan etki. Aylık enflasyonun %9,49 geldiği Temmuz'da akaryakıt zamlarının doğrudan etkisi 1.40 puandı. Bu ayın zamlarının yarattığı etki de neredeyse Temmuz düzeyine ulaştı. Kaldı ki akaryakıt gibi tüm mal ve hizmetler için temel girdi niteliğindeki ürün grubunun etkisi öyle aydan aya bıçak gibi kesilmiyor. Temmuz'daki akaryakıt zamları suya atılan taş gibi etkide bulunmaya devam ediyor ve bunun üstüne bir de Ağustos artışları biniyor. Bir de ÖTV zammı gelirse. Ve tabii bir de ÖTV artışı olasılığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay ÖTV artışı yetkisinin tümünü kullanmadı. Erdoğan benzindeki ÖTV'yi litre başına 14-25 liraya çıkarma yetkisine sahip. Benzindeki ÖTV şimdi 7.52 lira, dolayısıyla benzine 6.73 lira ÖTV zammı gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan motorindeki ÖTV'yi ise 10 bölü 77 liraya çıkarabilir. Motorindeki ÖTV şimdi 7.05 lira olduğuna göre burada da 3.72 liralık bir ÖTV zammı olasılığı var. Erdoğan bu yetkisini bu ay mı kullanır, sonraki aylarda mı ya da yıl sonuna kadar hiç kullanmaz mı, bilemeyiz. Ayrıca ÖTV artışı yetkisinin tek seferde tümüyle kullanılması da gerekmez. Bu yetkinin ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını biraz da bütçenin durumu belirleyecek. Ancak şu kesin, benzinde 6.73 liralık, motorinde 3.72 liralık ÖTV artışı olasılığı var. Dolayısıyla bir de bu zamlar gelirse kim tutar tüfeği? Ancak ÖTV kaynaklı zamların 2 ay üst üste yapılacağı pek beklenmiyor. Temmuz'daki ÖTV artışı tüfeğe rekor kırdırmış ve onun etkisi Ağustos'ta hala devam ediyorken yeniden ÖTV artışına gitmek yaraya tuz basmak olur. ÖTV düzenlemesinin fiyat artışının görece yavaşlayacağı bir dönemde yapılması daha güçlü olasılık gibi görünüyor.